Merhaba arkadaşlar, ben 2015 KPSS 100 tam puan olarak Türkiye birincisi oldum. Instagram sayfamdan bununla alakalı merak ettiklerinizi sormanızı istedim. Ben de şimdi elimden geldiğince sorduğunuz soruları cevaplandırmaya çalışacağım. Umarım herkes için faydalı bir video olur. Sınavı kaçıncı girişinizde kazandınız? Sınavı ikinci girişimde kazandım. İlk 2013'te mezun oldum. Mezun olduğum sene sınava girmedim. 2014'te kolejde çalışmaya başladım. Kolejde çalışırken zaman buldukça KPSS'ye hazırlanmaya çalıştım ama yeterli olmadı. O sene 75 puan aldım ve atanamadım. 2015'te sadece dershaneye gittim. Başka ekstra bir yerde çalışmadım. Dershaneye gidip çok şükür sonunda kazandım. Önereceğiniz bir kurum var mı? Şöyle önereceğim bir kurum var mı? Aslında şöyle, ben kendim de araştırırken internetten biraz böyle faydalandım. Genelde birkaç dershane öne çıkıyor. Mesela benim hazırlandığım sene hatırlıyorum internetten baktığım kadarıyla PEGEM, Yargı ve İhtiyaç Akademi'nin isimleri daha çok dönüyordu ve ben tesadüfen ihtiyaca gittim. Hani üçünden birini seçmem gerekiyordu ve ihtiyacı seçtim. Yani hani önereceğim bir dershane var mı? Şöyle, ben İhtiyaç Akademi'den inanılmaz memnundum. Özellikle alan hocalarım çok mükemmellerdi yani. Hani bana çok şey kattılar. Hatta sınav kazanma sebebim onlar diyebilirim. Tekrar buradan onlara canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. O yüzden önereceğim herhangi bir dershane açıkçası yok. Benim şansıma ben iyi bir dershaneye denk geldim. Temeliniz var mıydı? Toplamda sınava ne kadar süre hazırlandınız? Öncesinde şöyle, kolejde çalışıyordum. Onda da hani kolejde çalışanlar iyi bilir. Çok bir vaktiniz kalmıyor açıkçası ders çalışmak için. Ben de akşamları bulduğum 1-2 saat, hafta sonu bulabildiğim 3-4 saat çalıştım. Bu tabii ki 2015 senesinde sınava hazırlanırken bir temel oluşturmuştur mutlaka. Hangi derslerden başlanmalı? Şöyle, bunu da sormuşsunuz. Açıkçası ben şöyle düşünüyorum. Yani dershane en güzelini yapmıştı yine. Mesela en sona vatandaşlığı bırakmıştı ve ben hatırlıyorum sınavda böyle hani kaç soruyu ya evet daha geçen hafta okumuştum, daha geçen hafta görmüştüm diye işaretlediğim çok soru oldu ki bunları hani bilirsiniz tamamen ezber. O yüzden hani genelde ezber olan konuların sona bırakılmasından yanayım. Kaynak seçiminde nelere dikkat ettiniz? Soru çözdüğünüz kaynaklar hangileriydi? Kaynak seçiminde şöyle, yine ben kaynak seçiminde dershanenin verdiği kaynaklar dışında bir kaynak almadım. Sadece alanda hocalarımızın tavsiye ettiği birkaç tane kitap vardı. Yine onları videonun altına yazacağım hangi kaynaklar olduğunu ama dediğim gibi tarih, matematik, coğrafya bunlarla ilgili hiçbir ekstra kaynak almadım. Çünkü gerçekten o kadar çok kaynak veriyorlar ki dershaneye gidenler bilir. Yok işte soru bankasıdır, yaprak testidir. Yani çok fazla kaynak oluyor. Hatta bunlardan yani birini falan bitirmemişimdir. Yani elimden geldi dershanenin verdiği kaynakları çözdüm. Konu anlatımlı olarak şöyle, Ramazan Yetkin'e herkes gibi ben de dinledim. Mesela işte tarihi diyelim dershanede tam kafama oturmadı. Eve geldim tekrar ettim, hala eksik olduğunu ya da tam sindiremediğimi düşündüğüm zamanlarda açıyordum Ramazan Yetkin'i, herkes gibi dinliyordum. Mesela konu anlatımlı çalışmam da budur. Ekstradan hani konu derste çok iyi dinlediğim için, hep en önde bir tek kelime kaçırmadan dinlediğim için açıkçası eve gelip tekrar konu çalışma ihtiyacım olmuyor. Alan konusunda nasıl bir çalışma yaptınız? Alan konusunda daha önce söylediğim gibi benim alan hocalarım çok çok iyilerdi kendi alanlarında. Yine onları en önden dinleyerek, hiç dedikleri tek bir kelimeyi kaçırmayarak. Yani bilenler bilir, sınıfta kalabalıktı genelde. Yani her teneffüs yanlarındaydım, mutlaka sorum oluyordu. Ya da ders arasında anlamadığım şeyleri de mutlaka soruyordum. Hocalarımızın kendi dağıttıkları fasikülleri oluyordu. Hani bunları başka bir yerden bulabilir misiniz bilmiyorum açıkçası. Biz o fasiküllerle dersleri işliyorduk. Onun dışında dediğim gibi bize ekstra önerdikleri soru bankaları oluyordu. Onları da adını videonun altına bırakacağım. Bir de neye çalışmanız gerektiğini iyi bilin. Genel kültür, genel yeteneğe 1 çalışıyorken alana 5 çalışıyordum. Çünkü alanın gerçekten puan getirisinin çok fazla olduğunun farkındaydım. Hani siz de kendi bölümünüzle alakalı böyle hani daha çok puan getirecek yerlere daha çok önem verirseniz daha iyi olacağını düşünüyorum. Hani benim zaten birinci olmamdaki temel etken alandaki yaptığım netler. Bizim alan ortalamasının düşük olması ve benim burada daha iyi yapmış olmam.
Günlük çalışma planınız nasıldı? Çalışma planınızı hazırlarken nelere dikkat ettiniz? Günlük çalışma planım şöyleydi. Dershaneye gittiğim günler açıkçası evde ders çalışmıyordum ekstra. Yani hani zaten dersleri çok yoğun dinlediğim için, yani her dersten çok şey öğrenip geldiğim için ekstra eve geldiğim zaman yeni bir konu öğrenecek yerim kalmadığını hissediyordum. Sadece şöyle yapıyordum. O gün mutlaka tekrarlarımı yapıyordum. Neler öğrendiysem onunla alakalı tamamen sindirmeye çalışıyordum. Yani tamamen sindirmeye yönelik çalışmalar yapıyordum. Evde olduğum zamanlarda yaklaşık 7.30 gibi kalkıyordum ve 8 gibi derse başlamış oluyordum. Geç kalktığım zamanlar oldu mu oldu ama en kötü yani hani 9 falan oluyordu. Ekstra çok geç kalktığım zamanlar olmadı açıkçası. Dershanede olmadığım günler eğer evdeysem sabah erken kalkıp hemen önüme bir kağıt alıyordum. O kağıda günlük sırayla listeliyordum. İşte matematik, ya bir sevdiğim ders, bir sevmediğim ders, bir sıkıldığım ders, bir sıkılmadığım ders. Genelde böyle sıralıyordum. Mutlaka 50 dakika veriyordum. Eğer zaman dolduysa bırakıyordum dersi. Yani soru bile yarım kalıyorsa neredeyse abartırsam eğer. Hani onu zaman dolduysa bırakıyordum. Mutlaka ara veriyordum. Ara vermeden diğerine geçmiyordum. Yani gün sonuna geldiğim zaman bakıyordum. Her derse çalışmışım. Her derse bir saat vermişim. Ve mutlaka ara da vermişim. Eğer ara vermeden yaparsanız eğer şöyle öyle yaptığım günler de oldu. Mesela 3 saat arda arda çalıştım hiç arasız. Bir baktım ki ondan sonra yokum yani. Hani geri kalan günde verimim çok çok azalıyordu. O yüzden size tavsiyem kesinlikle ara verin, göreceksiniz. Normalde 3 saat çalışırken bunu 5 saate, 6 saate ve her birinden inanılmaz verim alarak çalışacağınızı göreceksiniz. Yüksek puan için nelerden fedakarlık yaptınız? Şöyle tabii ki fedakarlıklar yapmanız gerekiyor. Şu an gezebildiğim gibi tabii ki gezemiyordum. Ya da mesela en basitinden o zamanlar sosyal medya adresim yoktu. Tabii ki fedakarlıklar yapmanız gerekiyor ama çok gerçekten güzel, düzenli, planlı çalışırsanız yapacağınız fedakarlıklar da daha az olacaktır. Birinciliği temel hedef olarak koymuş muydunuz yoksa çok çalışmanın getirisi miydi? Ya şöyle bu konuda özellikle böyle az sayıda alım yapılan alanlar daha iyi bilir. Bir kere sadece diyorsunuz ki alam atanayım. Yani düşünceniz bu oluyor bu işe başlarken. Yani birinciliği tabii ki hedeflemedim ama şöyle bir derste hatırlıyorum bir hocam şey söylemişti. Bir başka bir öğrenciden bahsediyor. Öğrencinin söylediği şuymuş. Bir kişilik bile kontenjan açılsa o kişi ben olacağım diyormuş. Mesela bu beni çok etkilemişti. O günden sonra ben de öyle düşünmeye başlamıştım. Beni motive eden şeylerden biri buydu. Bir kişi bile olsa diyordum ki hani önemli değil. Çok bazen sayılara takılıyoruz ya 300 kişi alıyormuş, 60 kişi alıyormuş. Biliyorum kesinlikle kolay değil. Sonuçta zorlaştırıyor. Ama böyle düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Bir kişi de alınacaksa eğer o bir kişi ben olacağım demek gerekiyor. Ben de hep böyle düşündüm. Ama tabii dediğim gibi planladığım ya da hedeflediğim bir şey değildi birincilik. Çalışmanın getirisiydi. En verimli çalıştığım zamanı soracak olursanız 15 tatili bence iyi değerlendirmek çok önemli. Bunu zaten hep duyuyordum. Ben de elimden geldiğince iyi değerlendirdim. Hatta en fazla çalıştığım dönem o zamandır. Günlük çalışma saati olarak 8-9 saati bulduğum oluyordu. Şöyle 15 tatilde hani hem tekrar yapabilmiştim hem böyle geride kaldığım dersler vardı. Onlara yetişebilmiştim. 15 tatil benim için çok dönüm noktası diyebilirim. Yani çok önemliydi. Siz de böyle 15 tatili falan iyi değerlendirmeye özen gösterin. Son aylarda nelere dikkat etmemizi tavsiye edersiniz? Sonuçta birileri atanıyor. Hani bu siz de olabilirsiniz. Onlar atanabiliyorsa siz de atanabilirsiniz. Bunu unutmamak gerekiyor. Çalıştılar ve atandılar. Hani o yüzden bırakmak son aylarda özellikle çok mantıklı gelmiyor bana. Hani hatta şöyle ben son aylarda hatırlıyorum depara kalkmıştım. Özellikle daha yani çünkü az kalmış bitecek artık yani son adımlar. Yani özellikle son aylarda pes etmenin çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Tabii uzun bir süreç. Bıkmak çok normal. Yani o kadar iyi anlıyorum ki ama dediğim gibi son aylarda bırakmak yerine daha bir depar atın. Son aylar bir de ben dershanenin yaptığı her deneme sınavına katıldım. Kaçırdığım hiçbir deneme sınavı olmadı ki evim dershaneden bir saat uzaklıktaydı. Hani gidiş bir saat, dönüş bir saat şeklinde. Ama deneme sınavım var. Kalkıp o yolu çekiyordum, gidiyordum. Deneme sınavları bence çok önemli. O yüzden dönemin başından itibaren dediğim gibi tek bir deneme sınavı bile kaçırmadım. Size de tavsiyem elinizden geldiğince deneme sınavlarına girin ve kaçırmayın. Hatta benim sınav stresim vardı. Ama ben bunu deneme sınavlarına girerek yendim.
Bunun tek çözümü bence çok deneme sınavına girmek. Eğer sana heyecanınız varsa. Ufacık bile yardımım dokunmuşsa ne mutlu bana. Ama bunlar tamamen benim yöntemlerimdi. Bana iyi gelen şeylerdi. Benim okul hayatım boyunca denediğim yöntemlerdi. Sizinkisi tabii ki farklı olabilir. Size iyi gelen şeyler, sizin çalışma yönteminiz tabii ki farklı olabilir. Siz de kendiniz için iyi olanı bulun. Çünkü çalışma dediğimiz şey bence tamamen kişiden kişiye de değişen bir şey. Umarım en kısa zamanda kendiniz için doğru olan yöntemi bulursunuz. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım size yardımcı olmuştur bu video. Başka sorularınız varsa mutlaka yazın. Ben yine elimden geldiğince bu tarz videolar çekmeye çalışacağım. Umarım herkes hedeflediği ne varsa hedefine ulaşır. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.